Mac Vibes'tan herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Türkiye'de son günlerde fenomenlerin gözaltılarıyla geçiyor tüm günümüz. Bunları sosyal medyada sürekli takip ediyoruz hatta. Bugün bunlara yeni birileri daha eklendi. Nihal ve Bahar Candan kardeşler. Bugün onların gözaltına alınmasıyla şöyle bir hepimiz tekrar şoke olduk. Aa, bitmiyor mu? Devam mı ediyor? Birileri daha ekleniyor diye böyle ilgimizi çekti. Gelin beraber hani Bahar ve Nihal Canan kardeşler niçin gözaltına alındı, iddialar ne, neler oluyor bunları sizinle beraber konuşalım. Öncelikle bu sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Canan kardeşler kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Bildiğiniz üzere zaten Didem Polat ve Engin Polat da bu sebeplerden ötürü gözaltına alınmıştı. Bu soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatmış. İstanbul'da gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyatına satıyoruz yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Kağan'ın liderliği yaptığı şebeke polis ekiplerinin düzenlediği baskına çökertilmiş. Bu elde edilen paralarla da Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yapılmış yani. Operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirilmiş. 24 kişi gözaltına alınmış ve 90 milyon lira vurgun yapılmış. Şimdi bu olayla ilgili 29 şikayetçi varmış ve 24 şüpheli tutuklanmış. Bu nereye bağlanacak? Şöyle. Şüphelilerin devlet kurumlarının ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemde araç talepleri alarak ön ödeme adıyla para topladıkları tespit edilmiş. Bu 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlenmiş. 3 Mayıs 2023'te Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda Onur Ağa'nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmış. Bu operasyonda 5 kişi tutuklanmış. Şimdi soruşturmanın ikinci ayında tutuklanan şüphelerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürülmüş. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur Ağa ile ilgili birkaç detaya ulaşmış. Bu detaya göre Onur Ağa tuzağa düşürmek için çağırdığı müşterilere lüks restoranda yemek vererek satış yapacağının araçların tanıtımını yapıyormuş. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşlar olan Bahar Candan'la Nihal Candan da katılmış. Sosyal medya fenomenlerinin bu katılımıyla işte müşterilere güven sağlanıyor. Hani Nihal Candan, Bahar Candan biliyorsunuz tanınıyor sosyal medya fenomenleri. Yani biz işte kandırıyoruz. Ağ kurmuşlar aslında. Bilgiler bu şekildeyse iddialara göre. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul'da Hacı İsrafil Sağlam'da Kars'ta gözaltına alınmış. Bu şüpheliler sorgulanıyor ve şüphelilerin savcılıktan ek gözetim izni aldığı belirtilirken şüphelilerin sorgulanan Hasan'da yapılan sağlık kontrollerinden devam edilecek. Yani bunlar son bilgiler. En son sağlık kontrolünden geçmişlerdi. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili bugün gün içerisinde bir 2-3 saat önce bir son dakika bilgi vermişti. Bu bilgide Bahar ve Nihal Canan kardeşler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı. Suçlama ise suç gelirlerinin aklanması. Yani Dilan ve Engin Polat'taki suç maddesi Bahar ve Nihal Canan kardeşler de uygulanmış. Soruşturma şu an itibariyle başlatıldı demiş. Şu an işte savcılıktan falan da açıklama yapıldı. Açığa çıkarıldı. İşte tüm işlemler etkin biçimde yapılıyor falan filan. Açığa çıkarılması için gibi. Şu an ülkemizde tüm sosyal medya fenomenlerine, yani tüm demeyeyim, affedersiniz, çoğu sosyal medya fenomenlerine bir inceleme başlatıldı ve teker teker hepsinin foyası ortaya çıkıyor aslında. Ve şunu anlıyoruz aslında, sosyal medya fenomeni olmak ne kadar doğru, yani ne kadar doğru derken, biz normal kullanıcılar buna ne kadar güveniyoruz, onları nereye koyuyoruz kafamızda, bu kadar onları gerçekten güvenilir mi görüyoruz? Ya bizim için bir algı mı yaratıldı sosyal medya fenomenleri tarafından? Çünkü baktığımızda mesela hani ben de bir kullanıcıyım, sosyal medya kullanıcısıyım. Üniversitede halk ilişkiler ve tanıtım okudum. Algı yönetimi, sosyal medya PR, hani bunları normal bir tüketici olarak da şu yorum yapabilirim. Artık biz şu raddeye geldik. Bu kalem
Ben bunu rafta gördüğümde bu bana çok çekici ve cazip gelmiyor. Ancak bunu bir benim de takip ettiğim bir sosyal medya işte fenomeni. Bu kalem çok güzel. Ben aldım, kullanıyorum. Çok güzel yazıyor. Siz de kullanın dediğinde bu bana daha cazip geliyor. Keza sizlere de bu şekilde. Yani artık bu raddedeyiz ve artık sosyal medya fenomenlerinde de bunları kullanan, bu kanaat önderliği tarzında bunları yapan çok insan varmış. Ve çoğuna gözaltı haberleri veriliyor. Yani gözaltına alınıyor. Suçlanıyorlar, yargılanıyorlar. Ne kadarı iddia, ne kadarı gerçek şu an bilmiyoruz. Olanları aktarıyoruz. Ve biz de hani bir tüketici olarak yapıyorum bu yorumları. Bunlara yorum yapabiliyoruz şu an. Ve bunun sonu nereye gidecek? Daha bu şekilde kaç kişi var dolandıran ya da insanları saf bir şekilde tuzağa düşüren çok kişi vardır diye de düşünüyorum. Dediğim gibi sosyal medya artık bir hani kamusal olarak hitap ediyor bize sosyal medya fenomenleri. Artık yani kamuya mal olmuş kişiler gibi karşımıza çıkıyorlar. Onları bir gerçeklik, farklı bir karaktere büründürüp onların sözlerini ciddiye alıp onların önderliğinde bir şeyler yapıyoruz. Ve bu tarz insanların da bunları kullanıp bu şekilde ağlar oluşturup bunların işte kara para aklama gibi kullanması bir tek bunlarla kalmayacakmış gibi geliyor bana. İlla ki daha bunun arkasından çoğu kişi daha gelecek. Şu an böyle şaka şukur soruşturma açılıyor çoğuna. Aman dikkat. Gerçekten dikkat. İnsanların büründüğü kimliklere, büründüğü kişiliklere göre onlara güvenilirliğimizi sonsuz bir şekilde yapmamalıyız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Şu an sadece Nihal ve Bahar Can'dan kardeşlerle olanları aktardım. MacWipe'la kalın. Yorumlarda da buluşalım. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Sizin güvendiğiniz anlar oluyor mu? Böyle hiç şüphe duymadan veya ben de körü körüne bağlıyım. Kim ne derse onu yapıyorum, ediyorum dediğiniz an oluyor mu? Bu handikapa kapılıyor musunuz? Merak ediyorum. Kendinize iyi bakın.